Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde size Sega firmasının 1994 yılında piyasaya sürmüş olduğu Genesis CDX'ten bahsetmek istiyorum. Kısaca nedir ne değildir ona bakacağız. Fiziksel özelliklerine bakacağız. Ve yeteneklerini iş başında görmeye çalışacağız. Öncelikle isterseniz Sega Genesis CDX nedir ne değildir ona bir bakalım. Sega CDX'in tam olarak ne olduğunu anlamanız için arkadaşlar öncelikle bir Sega Genesis nedir? Bir Sega CD eklentisi nedir onu bilmeniz gerekiyor. Bütün bunların ne olduğunu öğrenmek için Sega Mega Drive, Sega Genesis hakkında çektiğim uzun detaylı videoyu izleyebilirsiniz. O videoyu izlediğinizi varsayarsak veya Sega Genesis'in ve Sega CD'nin ne olduğunu bildiğinizi varsayarsak Sega CDX için özet olarak bir Genesis konsolun Sega CD eklentisi dahil edilmiş şekilde ve portatif bir CD çalar görünümünde baştan tasarlanmış hali diyebiliriz. Aslında cihazımızın portatif olarak tanımlanabilecek tek özelliği CD çalar olması. Yani bu cihaza iki pil taktığınızda ve kulaklığınızı taktığınızda bu cihazdan istediğiniz yerde başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, herhangi bir adaptöre mesela ihtiyaç duymadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Ama o işin oyun kısmına geldiğinizde bu cihazı kesinlikle pille çalıştıramıyorsunuz. Mutlaka bir adaptöre takmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi üzerinde herhangi bir oyun oynatabilecek ekran yok. Bir televizyona bağlamanız gerekiyor. Üzerinde oyunu kontrol edebilecek herhangi bir tuş da yok. O yüzden cihaza kollarını da takmanız gerekiyor. Bu durumda bu cihaz hem portatif bir CD çalar oluyor hem de kolay taşınabilir, kolay yer değiştirilebilir bir oyun makinesi olmuş oluyor. Buraya kadar olan anlatımımda sürekli Sega Genesis ifadesini kullandım fark ettiyseniz. Bu da bu cihazın Amerikan bölge bir cihaz olmasından kaynaklanıyor. Bu cihaz eğer Avrupa bir cihaz olsaydı ismi Sega Genesis CDX yerine Sega Multimega olacaktı. Ben de elimdeki örnek Multimega olduğu için büyük ihtimalle anlatımlarında Mega Drive kelimesini kullanacaktım. Cihazın tanımını özet olarak yaptıktan sonra incelemesine yani fiziksel incelemesine geçebiliriz. Az önce ifade ettiğimiz gibi oldukça dönemin portatif CD çalarlarına benziyor. Üzerinde CD kontrollerimiz bulunuyor ön tarafta. Bir adet minik ekranı var görmüş olduğunuz gibi. Open tuşuyla CD bölmesine ulaşabiliyoruz. İçerisinde şu anda Mortal Kombat Sega CD versiyonu var. Arka tarafta bir Sega Mega Drive oyunlarını oynayabilmeniz için yani bu durumda Sega Genesis oyunlarını oynayabilmeniz için bir kartuş portu bulunuyor. Bu kartuş portu aynı zamanda arkadaşlar Sega CD oyunlarında save yapabilmenizi sağlayan özel bir kartuşu da kullanabilmek için. Az önce varlığından bahsettiğimiz ekranın işleminden pek bahsetmedik. Arkadaşlar bu ekran müzik CD'lerimizi çalarken hangi parçada olduğumuzu gösteriyor. Ve oyun CD'si taktığımızda da cihazın oyun moduna geçtiğini gösteriyor. Burada game şeklinde bir ifade görüyorsunuz. Ve cihazımızı resetlemek için yine oyun modunda bir reset tuşumuz bulunuyor. Bundan da bahsetmedim. Sadece CD kontrollerinin varlığından bahsettim. Cihazın ön tarafına geçecek olursak oyun kollarımızı takmak için iki port görüyoruz ve bir tane de power tuşu görüyoruz. Bu power tuşumuz müzik modundayken bir işe yaramıyor arkadaşlar. Play'e basmamız yeterli. Ama cihazı oyun modundayken çalıştırmak için power tuşuna basmamız gerekiyor. Adaptörü taktıktan sonra tabii ki. Bu kol portlarının tasarımından bahsetmek istiyorum. Yani yerleşiminden bahsetmek istiyorum biraz da. Arkadaşlar bu kol portlarının tasarımı EA Sports'un multitap'ini ya da kablosuz kolları kullanmanızın önünde bir engel teşkil ediyor. Bunun sebebini de şimdi size göstereceğim. Elimde görmüş olduğunuz bir Sega kablosuz kol alıcısı arkadaşlar. Bu kablosuz kol alıcısının 9 pinlik portları görmüş olduğunuz gibi sabit açıya ve sabit aralığa sahip. Bunu kesinlikle herhangi bir şekilde ayarlayamıyorsunuz. Ama bunu ayarlayamamanıza rağmen Genesis 1'de, Mega Drive 1'de, Genesis 2'de, Mega Drive 2'de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat bu durum görmüş olduğunuz gibi Sega CDX için pek de mümkün değil. Ne açısı standart ne de uzaklığı standart arkadaşlar. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey var. 9 pinlik uzatma kabloları kullanmak bu iki cihaz arasında. Bu da tabii ki cihazın portatifliğinin ve az yer kaplamasının esprisini ortadan kaldıran bir durum. Ama yine de imkansız değil. Cihazın sağ tarafına baktığımızda bir video out portu görüyoruz. Bu video out portumuz
Model 2 Genesis ve Model 2 Mega Drive ile aynı arkadaşlar. Aynı kabloları kullanabiliyorsunuz. Cihazımızın arkasına geçtiğimizde şu şekilde bir adaptör girişi görüyoruz arkadaşlar. Üzerinde şöyle diyeyim 9.5 volt diye bir ifade var. Fakat ben bunda standart Sega Genesis adaptörü kullanıyorum. Pardon, Sega Mega Drive adaptörü kullanıyorum. Söz konusu adaptörün de gücü 8.5 volt arkadaşlar. 850 mA. Hemen sağ tarafa devam ettiğimizde pil yuvasını görüyoruz. Bu pil yuvası şu şekilde açılabiliyor ve kapatılabiliyor. 2 adet kalem pil alıyor. Hemen burada bir line out var arkadaşlar. Bu line out sayesinde cihazımızı müzik setimize veya amfi sistemimize bağlayabiliyoruz. Yanında müziklerimiz için yani müzik CD'si modunda çalıştırdığımızda kullanabilmemiz için bir volüm tuşu var. Hemen onun yanında kulaklık çıkışımız var. Yükseltilmiş yani kendinden amfili yükseltilmiş değere sahip. Bu tabii ki line out kısmında yok. Line out'un anlamı zaten o. Cihazımızın altına baktığımızda çeşitli ifadeler görüyoruz. Cihazımızın model numarasını, adaptör bilgilerini vesairesini görüyoruz. Bazı patent bilgilerine rastlıyoruz. Bazı servis numaraları vesaire. Cihazı iş başında göstermeye, cihazın portatif müzik çalma özelliklerini göstererek başlamak istiyorum. Çünkü oyun özelliklerini göstermemiz için zaten yerimizi değiştirmemiz gerekecek. En pratik olan şu anda müzik çalma özelliğini göstermek. Daha sonra oyunu göstermeye geçebiliriz. Bunu yaparken kullanacağım CD ise Pokemon Dance Hits. İlk defa cihaza takmayı planladım. Az önce jelatinini açtım. Bu bana bir arkadaşım tarafından hediye edilmişti, İbrahim Katip tarafından. Şimdi bunu cihaza takıp cihazımız müzik çalabiliyor mu pillerle onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir adaptör takılı değil. Arkadaşlar açıkçası bu kadar yüksek bir ses çıkacağını ummamıştım. Müziği yani parçaları bu çok uzun süre çalmamamın nedeni herhangi bir telif uyarısı almaya niyetimin olmaması arkadaşlar. Şimdi cihazımızı artık televizyona bağlayıp oyunları oynatıyor mu oynatmıyor mu görebiliriz. CDX'imizi televizyona bağladık. Elimde de Sega CD, Sonic CD bulunuyor. Şimdi cihazımızı çalıştıralım ve neler olacak görelim. Ben daha önce denemiştim arkadaşlar cihazın CD özelliğini sadece. Çalışıyordu sorunsuz bir şekilde. Şöyle orayı bir netleyelim. Power'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi turuncu bir arka ışığa sahip ve game yazıyor şu anda. Ve BIOS ekranında da versiyon 2.21 yazıyor. Yani Sega CD'nin en son çıkmış BIOS'u arkadaşlar. Oyunumuza da şu anda erişiyor. Ben bu oyunun intro sahnesini bayağı beğeniyorum arkadaşlar. Çizgi film tadında olduğu için. Ben gidip kol bulana kadar siz de introyu seyredin. Bu arada CD kalitesindeki sese de dikkatinizi çekiyorum. Yani normalde kartuştan oynadığımız için böyle sesler duymuyoruz tabii ki. Fly, you can reach.
Bu da arkadaşlar aslında Sega CD'deki FMV yani Full Motion Video olayına bir örnek. Birinci bölüm. Bir şey değişmedi. Arkadaşlar müzik ve ses kalitesi çok iyi. Yani daha önce Sega CD oyununu bir Sega CD'den hiç oynamamıştım. Sadece emulatörde oynamıştım. Neyse şimdi daha fazla vakit kaybetmeden biz diğer oyunların introlarına vesaire bakalım. Oyun içi grafikler de bu şekilde. Açıkçası grafik olarak Mega Drive versiyonundan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece müzik farklı gibi geldi bana. Açıkçası arkadaşlar ben pek bir şey göremedim grafiklerde. Yani Mega Drive versiyonundan çok da farklı gelmedi bana. Tabii bir çok anlamıyorum aslında Mortal Kombat'tan vesaire ama bana biraz farksız geldi açıkçası. Final Fight CD'sini taktım arkadaşlar. Oldukça arcade'e sadık bir port diyebiliyorum. Ve de arcade'de olmayan bazı özellikler var. Introsunda seslendirme de var bu arada. Which the newly elected mayor and former Street Fighter Mike Haggard plans to change. Hello, Mike Haggard here. Hehehe, Mr. Haggard. So pleased to make your acquaintance. Guy, Jessica was kidnapped. Jessica? My sweetheart since childhood. The Mad Gear must pay. She's my friend too. Arkadaşlar gerçekten çok iyi grafikleri var. Yani şu oyun seçme ekranı bile oldukça hoş. Ya tabii bunu... Açıkçası ben oldukça beğendim bu portu. Neyse arkadaşlar, zaten şu andaki işimiz oyun inceleme veya oyun anlatımı değil. Ve de şunu tekrar eklemek istiyorum. Şu anda gördüğünüz grafikler RGB grafikleri olmadığı için oldukça kötü aslında. Yani normalde cihazın potansiyelini tam olarak göstermiyor. Az kalsın cihazın Mega Drive oynatma özelliğini göstermeden videoyu bitiriyordum arkadaşlar. Şimdi bir resete basıp Road Rash'i yükleyecek mi? Bir bakalım. Bir de cihazı kapatıp açalım. CD modunda resetlediğim zaman çalıştırmadı arkadaşlar ama kapatıp açtığımda Mega Drive modunu, yani pardon Sega Genesis modunu sorunsuz bir şekilde açtığını görmüş olduk. Start'a bastığında da oyunu başlattığını görüyoruz. Unutmadan şunu da eklemek istiyorum. Cihazda Mega Drive 2 adaptörü kullandığımı söylemiştim. Herhangi bir soruna rastlamadım arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde oyun CD'lerini de çalıştırıyor. Oyun kartuşlarını da çalıştırıyor bu durumda. Çünkü o cihazın kartuş özelliğini az önce denedim. Yani eğer elinize bir CDX veya Multimega geçerse Model 2 Mega Drive'la ve Model 2 Sega Genesis adaptörüyle çalıştırabileceğinizi düşünüyorum ben sorunsuz bir şekilde. Cihaz hakkında daha fazla söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Zaten hızlı bir inceleme videosu olacak demiştik. Umarım bu son kısımda çektiğim saçma demo kısmını mantıklı bir şekilde editleyebilirim. Çünkü pil bitecek stresi beni yine hızlı hızlı saçmalamaya yöneltti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.